şeyin iyiydin öyle. Yaptım, yıktım tekrar tekrar kumdan kale. Neden biter tüm nenneler uyur büyük diye. Hevesli mi insan yavaşça ölmeye. Biz 20'lerimizde 28'indeki bir genç kadın kaybettim 20'lerimde derse o genç kadın neyi kaybetmiştir? Üniversite alalım. Sınavında bu yıl bu soru gelsin. Tahminleri alalım yani. Tamam bir dakika. Neyi söyle Demet, neyi kaybetmiştir? İlk evet. Aşkı zaten şarkıda tüyosu vardı. Evet. İlk aşkını kaybetti. Kendiyle biraz yabancılaşma evet. var. Evet. Tematik olarak onları aldım. Bence bu kadın ilk aşkını kaybetmedi. İlk aşkından uzağa gitmeyi kendisi tercih etti. Çünkü aslında düşündükleriyle eylemler birbiriyle uyuşmadı. Ve ilk hayal kırıklığını aslında kaybettiği şey biriyle ilgili umut besleyerek o ilişkiye umutla bakma haliydi. Evet, aynen öyle. Artık şöyle, çocukkenki o masumluğu giderek yani 20'lerimizde çok anlamını veremediğimiz böyle depresif ya da biraz umutsuz geçmemesi gereken bir dönem. Ama dediğiniz, bahsettiğiniz o hani ilk aşk saflığı veya hayata daha dolu, daha canlı bakma bir heyecanı kaybettik. Bence pek çok genç. Aşkın bir daha ilk olamama. Evet. O kaybediliyor. Ay boyu devresin o aşkın ya. Değil. Çok güzel her türlü aşkın boyu devresi. Valla bence insanın aklı başında kalsın. Evet. Şöyle birbirimize bir şey olalım ya. Ama yok mu bu arada 28 olmak için şu anda var ya bütün neyimi her şeyimi vermezdim. Veririm. Çok korkuyorum. Müthiş. Neden? Geçip gidecek ve ah ya 20'lerimde mutsuz geçirdim 20'lerimi diye. Sen 20'lerinde şu kadın kadar ben değildim çünkü sana da soruyorum. Evet. Böyle aklı başında farkında ama. Evet duydum. Ya biraz olmamak evet. istiyorum. Öyleydim ve benim pişmanlığım şudur. Hep gençlere de onu söylüyorum. Aslında genç acemi olmanın müthiş avantajları var. Bunu kullanın. Olamadık. Kullanın. Olamayız ama artık. Ya usta mı geldin dünyaya? Hayır. Bence biz bu jenerasyon olarak 20'li yaşlarımızı biraz daha düşünmek zorunda geçirdik. Ve yorulduk. Yani
Bence artık biraz daha farkındayız. Biraz daha belki yani artık bunu teknolojiye mi bağlarız yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama gençler, bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz ama gençler mutsuz. Mutsuzuz yani. Bunu artık bence bir konuşulması gereken bir konu olarak bahsediyorum. Bütün arkadaşlarım böyle. Hepimizde bir kösmüklük var. Ben onu mutsuzluk, yaştan bağımsız. Olabilir. Ben onu mutsuzluk olarak adlandırmıyorum. Çünkü bana çok büyük bir şey geliyor. Bir kösmüyüz. Doğru, ve aslında olabilir, evet. Çıkamıyoruz o kös... Yani çıkacak kaslarımız da zayıfladı. Çıkamıyoruz evet, da. Evet. Yani ama, bir metanet çökmüş üstümüze gibi. Ve artık böyle hareket edemiyoruz oradan bir de gibi. Şimdi şarkının ismiyle de alakalı ben şöyle düşünüyorum. Yani umut pahalı bir şey. Evet. Umutun bedeli var, maliyeti var. Ama arzunun yok. Biz biraz umudumuzu kaybettik şarkının ismiyle alakada kurarak söylüyorum. Yani umut edemiyoruz biraz. Yani ne hayaller değil? Küçüldü gibi ama görüyorum ben. Ama arzu edebiliriz. Bence arzu umut etmenin ilk aşaması. O yüzden ben arzu etmekten hiçbir zaman vazgeçmiyorum. Yani iyisini, daha iyisini, hı-hı, daha güzelini arzu ediyorum. Ama insanın umudu kırıldığında ya o kırgınlığa da izin vermek lazım bence. Yani evet, aslında oradan büyüyor insan. Evet. Ama hep şöyle bir şey oluyor. Belki Aslı da onaylar bunu. Estağfurullah. Geçmişe dönüp baktığımda hep aslında 28 yaşının işte 38'inden. Ben de şimdi birkaç gün önce 14 Şubat'ta 47 oldum. 6 aydır söylüyorum böyle heyecanla 47 olacağım, 47 olacağım diye. Böyle bir hoşuma gitti mesela 47 olmak. Hep öncekinin daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Geçmişe dönük bir şey. Olabilir. Mutluluk. Ben çocukluğumu da özlüyorum. Evet, 47 oluyorsun diye mutlusun. Evet. 47'de evet 47 güzel bir yaş. 28, ben de 55. Allah kahretsin. Yani şey böyle bakınca vallahi 4 yıl sonra 60 ya böyle cesur düşünüyorum. Cesur kadınlarım. Herkes yaşını ama söylüyor. Ama seni kutluyorum. İnanamıyorum size. 4 yıl sonra bana 60 der misin? Ne olur bak dürüst ol Sena. Yemin ederim demem. Yemin ederim demem. İnanamıyorum ya. Yani. Bu arada sana şu anda 40 da denmez. 40 da denmez. Ay denmez bana Ceyhun kötü çektiği için. Eşin senin için romantik olduğunu söylüyor. Klişe romantik şeyler vardır ya işte. Ben o klişelerde yokum. Sen örterken benimle kalbimi. Ben de hangi duygularla tam olarak yazdığımı bilmiyorum ama mutsuz olduğumu hatırlıyorum. Her şeyi duyan sen, duyamadın mı beni? Hiçbir zaman şeyi yaşayamıyorum yani şuna da şu kadar ya onu yapamam ben. Kaçamadım külleri hala sıcak. Şöyle uzunca boyluyuz bir delikanlı. Hayat bir masal kadar kısa. Haydi tut ellerimi kuş kondur parmağıma. Klipten adam indirdi dermiş gibi haberler çıkardılar falan. Klipten adam indirdi mi? Arada sırada değil, her an aklımdasın. Ya ben İskender Paydaş'a aşırı aşıktım. Ben çıkayım mı? Gençliğimi geri verseler, bu kez en çok kendimi severim. Korktun yalnızlıktan. Kolay değil, sorun değil. Senden tek bir şey istedim. Sev beni, bana mecbur olma. Merak etme, mahvolma.
değiştirir zaman. Olmazdı zaten biraz parçalanmadan en sonunda. Yalnızlık bana kalan. Kayınca bir başkasına alıştım yavaş yavaş her şeye, hala en zoru sevilmeden sana ait olmak, merak etme mahvolmak. İyileştirir zaman. Olmazdı zaten biraz parçalanmadan en sonunda. Yalnızlık bana kalan. Yalnızlık bana kalan. Bana güzel şarkılar, böyle derin bir kadın, onları geç, onları hep duyuyorsundur. Paptır Cem bu arada adı. Paptır Cem diyebiliyoruz kendisiniz. Duyuyorsundur mutlaka ama şu yaptığın az önceki şarkıda yanında gitarı çalan adam sevgilisi. Evet. Ve helal olsun. Yani bunu bu kadar açık, net değil mi? Yalınlığıyla ben buyum, ben bir insanım, yaralarım var, kırgınlıklarım var. O bunlardan kaynaklanıyor. Senden önce olay bu ve bunu böyle o kadar güzel ki. Sahiplenmek. Helal olsun, helal olsun. Çünkü yani o kalp kırgınlığı bizi, onun da var, benim de var. Ve bu kalp kırgınlıklarıyla bir şeyler yolumuzu böyle kesiştiriveriyor. Şimdi o kesiştikten sonra geçmişte rahat rahat konuşamayacağım biriyle geleceği nasıl konuşacağız? Ya da şu anda nasıl rahat edeceğiz falan, bir şeyi saklamamak, örtmemek en önemli kısmı. Öğrenelim. Ben. Evet, ben beyefendi genç, çok genç olduğu için beyefendi derken kendimi biraz zaten değiştirdim. O beyefendi o kadar düzgün olmasa kızımız acaba gönlü kayar mıydı? Bunu da konuşalım. Evet, biz kadın tarafıyız bu arada. Kadın. Ben hep kız tarafı. Biz kız tarafıyız vallahi, hiç bilmiyoruz yani. Evet, çok çok hoş bir konuşma. Umarım o da aynı şeydi. Yani demek biz sana uğurlu geliyor muyuz? Biz çok uğurlu geliriz bak. Öyle mi? Evet. Evet, benim yani bu bizim program çok uğurlu. Yayınım artık böyle evde gibi hissediyorum. Böyle kaykılarak oturuyorum. Şimdi Demet'in yeni kitabı çıktı da gazeteci arkadaşım zaten. Ha, pardon, pardon canım. Duyuyor musun şimdi? Demet'in yeni kitabı çıktı. Hem gazeteci olması, hem bu mecrada direnerek, hem de var olmaya çabalayarak bu alanda bu kitapları yazıyor olması, hem de bir sosyal sorumluluk projesine destek vererek içinden vicdanından geçirmesi hasebiyle bile zaten bizim bu anlamda bu kitapla böyle buraya çıkmamamız düşünülemezdi. Çok teşekkür ediyorum hem sözlerine hem desteğine. Birazcık söz edeyim mi kitaptan? Tamam. İçinde odağındaki kadınlar ve çocuklar olan bir kitap ve ben hep böyle işte kenar mahallelerin kenarında, hatta kenar mahallenin kenarı, talihsiz, ağır yoksulluk. Bu arada yoksulluk gerçekten bir şiddet türü. İtilmişlerin, kakılmışların, hayata sıfırdan başlayacak lüksü olmayanların hikayeleri. Her şey bir arada. Bazen bana şunu söylüyorlar, çok fazla tema bir arada. Ama kusura bakmayalım, hayatın içine de çok fazla tema bir arada. Yani bazı insanlar her konuda çok talihsiz. Yoksul, kötü bir semtte, sevgisiz bir ailenin içerisinde psikolojik ve fiziksel olarak şiddet görerek büyüyorlar.
Ve bu insanların zarlarını atan her ne ise, her kimse hiçbir zaman altı altı getirmiyor onlara. Ve onlar sıfıra gelebilmek için mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Çoğu zaman da bunları görmüyoruz. Ve bu içimizi yakan çocuk hikayelerinde ben şu izlenime kapıldım. Yani bir de tabii benim Adımı Deniz Koydular romanı çıktığında da yani benimle röportaj yaparken ağlayan gazeteci, hemcins kadınlar oldu meslektaşlarım. Birisi yayının ortasında ağladı. Allah'tan bant yayındı. Röportajın sonunu bitirip gözyaşı döken ya da metroda yanımda denk geldiğim okurun altını çizdiği cümleyi bana gösterip ağlamasına tanıklık ettim. Yani beni duygusal olarak çok fazla hırpaladı. Ve bildiğimizden, düşündüğümüzden, tahmin ettiğimizden çok daha fazla böyle kötü hikaye olduğunu gördüm. Ve nerede bir çocuk parçalanıyorsa kadın öyle bir eşik ki Aslı, ondan önce mutlaka çiğnenen bir kadın oluyor. O kadını eziyorlar, o kadının üstüne basılıyor, ondan sonra canavarlar o çocuklara ulaşıyor. Dolayısıyla bu çok sık duyuyoruz. Bazen bu yeterince samimi olarak dile getirilmiyor. Şimdi birkaç gün sonra da Dünya Kadınlar Günü başlayacaklar. Kadınlar çiçektir, şöyledir, böyledir, başımızın üstündedir. Yani kadının toplumdaki yerine ulaşamaması, o toplumsal hayatta o eşitlik, zaten kadın erkek eşitliği dediğimizde de bu fiziksel bir eşitlikten söz etmiyoruz. Ahlaki ve hukuki bir eşitlikten söz ediyoruz. Bunu erkek tarafı reddettikçe o kadın her zaman eziliyor ve kadın ezildikçe çocuklar parçalanıyor. Aksi örnek, yani kadının da annenin de kötü olduğu hikaye daha az. Yani dolayısıyla kadın güçlü olduğunda kendini de koruyor, çocuklarını da koruyor. Yani o yüzden bu konuyu çok önemsiyorum. Sadece kadın ve çocuk, çok ayıramıyorsun birbirinden. Anneden geçiyor. Öyle değil mi? Evet. Yani annenin özbenliğimizin oluşması, illa bir kadının üzerine anladığımız anlamda, aklımıza ilk gelen manşet anlamda basılması da gerekmiyor. O annenin mutsuzluğunun yarattığı çocuktaki travmalar bile çocuğu ileri safhalarda yetişkin olduğunda başka biri yapabiliyor. Yani yapabiliyor R'ler. R'ler. Yapabiliyor, bu da, evet. Bu şeyi bir de söylemek istiyorum, çok özür dilerim. Hani hep bakabileceksen doğur denir ya. Ben, evet bu doğru, bakabileceksen doğur ama ondan önce daha gerekli bir şey var. Sevebileceksen doğru. Evet. Yani bir bebeğin, bir çocuğun hayatında sevgi çok önemli ve bunu ilk önce anneyle tadıyor. Ben çok haklısın ama ben bunun bizim sosyoekonomik düzeyimizde ya da eğitim düzeyimizdeki kişiler arasında sadece kabul gören bir cümle olduğunu. Şimdi bir kadına bakabileceksen doğur da bakabilme kelimesinin altını kadının nasıl doldurduğu ya da adamın önemli. Onun için bakabilmek, kuru ekmekle onu büyütebilmek de olabilir. Evet. Şimdi bunun nasıl algıladığını bilmediğimiz bir toplumda bakabileceksen doğur gibi muğlak bir cümleyi toplumun her kesimine yayamayız. Bu bir. Sevmek konusuna geldiğimizde şiddet dili var. Şiddet dilinin ne olduğunu bile farkında değil adam ya da kadın. Evet. Bilmiyor. Sevilmemiş. Sevmeyi de bilmiyor. Şiddet gören... Dolayısıyla bu da muğlak geliyor bana. Şimdi sevmek dediğinde o ona göre çocuğunu işte despot ya da vurup ağzına işte bilmem neyi yapma deyip o bir terbiye ve sevme yöntemi olabiliyor onun için. Ya da onu kıskançlık. Hani seven kıskanır. Bu yani da bir dolayısıyla dil. Yanlış, bunlar, çok yanlış bir dil ama. Bunlar karşılığı olan bana cümleler gelmiyor. Bir de işin içinde şey var. Bazen hani travma yaşayan kişi travma yaşadığını anlamıyor. Çok ya hani, sonra o anlaşılan ya sonra anlıyor şey ya da belki de hani aslında çok bilindik herhangi bir travmaya benzemeyen ama bir kişide travma yaratabilen şeyler de var. Ya illa çok büyük manşet bir şeye ihtiyacımız yok ki ona yaptığımız bir şeyde ama öyle bir şey yaparsınız ki annenin öyle bir tavrı hiç fark etmeden yaptığı bir şey çocukta o gelişimsel travmayı yaratır. Ve hadi ben ne yaptım ki der anne de. Yani bence çocuk yetiştirmek gerçekten çok zor bir şey. Çok, İnanılmaz zor. Çok ince ince işler. Ama ben tabii böyle daha görünen artık hani gözden de kaçamayacak bir sevgisizliği anlattığım için. Evet orası. O sevgisizlik üzerine bu artık evrensel yani bütün insanların üzerinde uzlaşabileceği bir sevgi. Hatta hayvanların bile çünkü biz memeliler bu çeşitli hormonlarla. O yavruya bağlanıyoruz yani kadınlar olarak ki erkeklerde bu çok daha geç başlıyor o bağ kurma. Yani bu evrimin de getirdiği bir şey. Yani dolayısıyla aslında bir annenin çocuğunu sevmesi, böyle anneler gününde çok olur.
ya bana çok olağanüstü gelmiyor. Yani bir zahmet sev yani. Çünkü o sen, yani senin hücrelerin senden sonraki nesilde devam ediyor. Ama aslında sevmek nedir? Evet. Yani sevmek nedir? Onu hangimiz ne olarak algılıyoruz? Aslında o da... sevilenle açıklanabilecek bir şey bence bu. Sevilen sevildiğini bilir. Zaten sevilene sormak lazım. Sevildin mi, sevilmedin mi? Yani çünkü bunun ben jest yapabilirim, özenli olabilirim, senin doğum gününü hatırlayabilirim ama senin bana sadece gülümsemen, bakışın, orada bana sevildiğimi hissettiriyorsa bu yeterli bir şey. Yani çok maddi şeylerle de değil aslında, o duygu alışverişinde eğer çok büyük arzularımız yoksa yanılmıyoruz birbirlerimizin, hı hı, hisleriyle ilgili, anlıyoruz ve aktarıyoruz diye düşünüyorum. Bana biraz komplike geliyor bu işler evin içinde olunca, anne baba çocuk, çocuklar, dedeler, anneanneler, babaanneler hepsi toplamda komplike geliyor. Yani bana da öyle çok geliyor. Çok ilişkiler zinciri ve beni korkutuyor çünkü... Değil mi? Dedenin öğrendiği bir dil var. Bir de onu zaten anneye babaya dede aktarmış. Şimdi onu orada kontrol edilemez ve çok yüksek ihtimal annenin dedeye bir kırgınlığı var. Bu kırgınlık benle anneme ya da benle babama aktarılıyor. Bu benim çocuğumla bana aktarılacak. Her ne kadar farkına varsam da, yani çok böyle bir kuşakların birbirine aktardığı travmalar da var. O kadar komplike ki yani. Bilmiyorum, bana çok en azından komplik. Kendi üstümüze düşeni yapabilmek. Yani çünkü sevgi dediğinde ben küçük çocuklarla sohbet etmeyi çok severim. Mesela onlara sorarım, ben seni seviyor muyum? Seviyorsun. Nereden anlıyorsun? Bana hediye getiriyorsun diyor. Maddi şeylerle ölçüyor. Sonra bunu söylüyorsun diyor, ifade ediyorsun. Sonra da işte gülümsüyorsun, beni öpüyorsun, bana güzel bakıyorsun diyor. Bunu 5 yaşındaki çocuk gayet açık bir şekilde anlatabiliyor. Aslında sevildiği zaman insan bunu hissedebiliyor. Ama senin söylediğin şeyi de anlıyorum. Yani biri için sevgiyi ya da içine doğduğu, büyüdüğü ailede sevgiyi o kıskançlıkla tanımlayabilir. Veya aşırı kontrolcülükle tanımlayabilir. Veya öfkeyle. O da bir dil çünkü. Öfke de bir... Kızarak gösteriyor. Lisan. Ama o işte sevginin ortak bir dili de var bence. Onunki arızalı olan. Ondan söz etmiyoruz. Evet, ya evet tabii, ama hepimiz, şimdi bizim ebeveynlere baktığımızda bir de kızmışlardır da. Değil mi annemiz? Terlik jenerasyonu. Tabii terlik atla. Biz terlik atlarak büyüdük. Bende yani de vardı. Biraz hücrelerimizin eksikliği orada. Terlik var mıydı? Vardı vardı, bende de var. Hiç denk geldi mi? Kafama doğru değil de böyle hani popoya doğru vurulan bir terlikler. Gize kafaya. Benim direkt böyle şş diye babaannem fırlatırdı terliği. Bir uç damcı koltuğun arkasına saklanırdık böyle. Genelde çok kafama gelmedi. Hep böyle geçti. Evet, ben bir kazlardan korkup bir göle atmışlığım var kendimi. 3 yaşındayım. O da benim travmamdır. Unutmam. Kırmızı şortum, kırmızı bluzum var. Oradan çıkardığımda annemden böyle bir sopa yemiştim. Beni hortumla yıkamıştı, bahçe hortumu. Çünkü kadın niye korktun diye. Kadın ne yapsın? Orada şimdi bir de işi gücü yok, çocuğu temizle. O üstünü değiştir. Bir daha onları yıka. Şimdi kadın da orada yani ekstra hani ben sakin olmalıyım. Bu çocukta bir travma yaratacağım. Bir hele bir dur falan diyemiyor yani. Bence ama oradaki sıkıntı bilmiyorum hani. Her ailenin dinamikleri ve bir şeyleri farklı ama anne de bu çocuğa olan öfkenin ben bazen bu hayatta yalnızım gibi bir şeyden geldiğini bazen görüyorum. Yükü çok anneleri. Yükü çok onu diye. Kabul etmek hani lazım. Ben bunu tek başıma yapacağım şimdi. O çocuğu ben tek başıma yıkayacağım. Ya da onunla konuşulması gerekirse ben. Mutfağı da ben temizleyeceğim. Yani şimdi böyle hani o jenerasyonda gördüğüm, hani benim de biraz daha geleneksel bir ailede gördüğüm, sanki biraz orada yalnız hissetmesi... Çocuğun da onunla artık onun dertlerini paylaşamayacağı bir yaştaysa özellikle. Yani orada bir hani Freud'un var ya, öfkenin böyle başkasına yansıtılması falan. Ya biraz öyle bir yerde hiyerarşik olarak öfke bir aşağıya bir aşağıya bir aşağıya gidiyor. Gücü gücü çocuk da patlıyor. Gücü gücü yeteneği oluyor. Evet, o benim ilk romanımda vardı. Şiddetin hiyerarşisi, yani bir büyük bir küçüğü dövüyor. Şöyle bir cümle vardı. Yani her gece yanlarında uyuyan zalim kocaları bir an önce ölsün diye dua eden kadınlar. Şimdi yani hangi sosyoekonomik sınıfta konuştuğumuz, yani hangi kadınlardan bahsettiğimiz de çok önemli. Ama işte daha alt gelir gruplarına indiğimizde veya daha geleneksel, orada kadından hiçbir gücü olmadığını gördüm ben. Yani tek gücü beddua etmek veya dedikodu yapmak. Cidden yani bu savunma mekanizmalarıyla hayatta kalıyor. Üst gruplardakilerin gücü var mı? Yani şimdi üst gruplardakilerin gücü olduğunu kabul edebilir miyiz? Hayır, şöyle maddi olarak olabiliyor gücü. Ya zaten kadının ekonomik gücü, bunların her biri ayrı ayrı çok önemli. Ama ekonomik gücünüz olduğunda
Bir kez barınma problemi çok önemli bir şey. Şimdi kötü bir hayattan çıkacaksınız, dayak yediğiniz bir evden çıkacağınızı düşünün, fiziksel şiddet veya duygusal şiddete maruz kalıyorsunuz. Aklı başında bir kadın veya henüz aklı başından alınmamış bir kadın oradan gitmek ister. Nasıl gidecek? Yani da işte Maslow'un piramidi, ihtiyaçlar piramidi. En altta yani barınacak bir yere ihtiyacın var. Karnını doyurman lazım. Bir de çocukların varsa onlara bakacaksın. Ve kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Hepimize para gerekli. İşe gitmek için İstanbul kart basacaksın veya başka bir şey. Öbürünün kendini eğer ekonomik gücü varsa oradan çıkarabilme ihtimali her zaman istatistiksel olarak da daha var. Güçlü. Ama işte o da toplumsal nedenleri, yani onun da bin tane kafasında engelleri var. Hiçbiri kolay değil. Toplumsal ne yazık ki ezberlerimiz ve öğretilerimiz de bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Yani o eşinden ayrılma, şimdi ben boşanmış biri olacağım, nerede olursa olsun toplumun, şunları kaybedeceğim, o göze de çok bakılabiliyor. Bu arada yeni albüm hayırlı uğurlu olsun. Tam olarak ben de müziğe buradan şöyle bağlayabilirim. Bir kadın olarak müzik yapmak bile, yani bu illa sosyoekonomik, yani sadece ekonomik ve bağımsızlık çok çok önemli olduğu zaten aşikar, çok tartışılacak bir şey değil bu. Ama bir yandan ekonomik bir bağımsızlığı elde etmiş olalım. Ben sanat yapmak istiyorum, sanat yapacağım, söz yazacağım, klip çekeceğim, sahneye çıkacağım. Giydiğin kıyafet, yazdığın söz, hangi konularda yazmak istiyorsun? Bunların arkasında nasıl duracaksın? İnsanlar bu konu hakkında ne söyleyecek ve kendini ne konumda bulacaksın bir anda? Bunların çekincelerini odanda tek başına kağıt kalemleyken bile hissettiğiniz için yani gerçekten zor bir şey. Bu üretim aşamasında bile hesaplanıyor mu? Tabii ki. Yani bunu aslında şöyle düşünün. Ben nasıl görüneceğimi ya da ne yapacağımı, ne edeceğimi, insanlar nasıl bakar diye düşünmüyorum. Kafama kodlanmış bir şey var. Bu, ben bu doğrularla, bu ayıplarla... Ya bende de var, sende de var, hepimizde var. Ya şurada oturup konuşurken bile belki de hani biz ekstra düşünüyoruz ya kadınlar olarak. Ekstra bacağımızı şöyle koy. Ya bunlar aslında hani bilinçli düşünceler değil yani. Çok arkalarda kodlanmış bazı el hareketleri, işte bir şeyler, hani ekstra özen göstermemiz gerekiyor gibi. Yoksa paspal görünürüz gibi bir böyle bir parlayan bir fikir. Bir de ne yapsan yaranamıyorsun. Çok enteresan. Ne yapsan, hani bakımlı oluyorsun, çok bakımlı. Bakın mesela beni şimdi boyadılar buraya gelmeden önce. Çok teşekkür ederim. Bana sürekli sosyal medyadan neden ruj sürmüyorsun? Niye makyaj yok? Sana ne? Ya hayır, olanı da çok sana fazla ne diye laf ediyorsun. De ben böyleyim yani. Tabii canım, fazla yaparsan fazla oluyor. Az yaparsan bakımsız. Bir de memnun olmuyorlar yani. Paspal oluyorsun. Hani belirsinler de istedikleri kadın tipi nedir? Ne derlerse desinler ya. Niye o kadar önemli ki? İşte bence asıl zor olan yani, bu. Bana ya, ne ekonomik ya? Özgürlük bile bu kafa özgürlüğü, o mental özgürlük bambaşka. Ama bu bir zorbalığa yani gidiyor artık. Hani bunu sen ben takmıyor olabiliriz. Evet. Ama bir sürü insanı böyle parçalıyorlar. Yani bu zorbalık bir de oldukça yaygınlaşıyor ve yani buna da birileri dur demeli. Çünkü sen birkaç kez dur demediğinde ben görüyorum mesela, o devam ediyor. Kim dur diyecek ki buna? Hepimiz. Hepimiz. Tabii yani o zorbalığa hani uğrayan sana kişi, ne diyeceğiz? Sosyal medya sana üstünden ne zorbalık olarak kabul ettiği şeye uğrayan kişi bunu takmayacak ya da çok takıyorsa da çıkacak o mecradan. Yani bunun insanın kendi kurtuluş savaşı diye bir şey vardır, evet, değil mi hayatta? Zaten marjinal, böyle daha kendini daha marjinal şekilde lanse etmesi insanların sebebi bu. Ya sen benim üstüme giydiğim şeye mi karışıyorsun? Tamam şimdi gör deyip bambaşka bir şey giyiyor. Sadece belki de onun arkasında durmak için, kendini daha güçlü hissetmek için veya ben böyle var oluyorum. Etki tepki işte için. Herkesin tepkisi farklı olabiliyor. Evet, evet. Yani etkiler, yani gelen feedbacklere karşı tepkiler farklı farklı olabiliyor. Yani kimisi korkup sinip çekiliyor. Korkma demeyeceğim ben, ona uğraşmak istemiyor. Kendi iç huzuru, dengesi bozuluyor. Ama kişinin ruh hal gününden gününe değiş. Ben genellikle umursamıyorum ve yani şey yaparım böyle. Bunu neden yazdı acaba? Ben bunu hayatta çok erken öğrendim ve çok faydasını gördüm. Biri bir şey söylediğinde de, bu sözlü bir saldırı olabilir. Yani olumsuz durumlarda genelde durup bunu neden söyledi, bunu neden yaptı diye düşünürüm. Tabii ki bir varsayımda bulunacağım ona dair. Ama çoğunlukla da hani anlayabiliyorum neden yaptığını. Sen sakinsin ama, böyle şeysin, evet. Evet evet, ben çok yüksek sesle de konuşmam. Ama geçen gün beni bir yerde çok kızdırdılar. Kendi sesimden korktum. Yani hiç hoşuma gitmedi. Bir daha oraya cırladın gitmeyeceğim. Cırladın mı? Nasıl? Bayağı cırladım. Hadi ya. İnsan
Bence bir insanın cırlarken kendi sesini duyması çok fena bir şey. Ama evet, edepli insanlar için öyle bence. Evet. Yani ben kendi sesimden utandım. Cidden yani. Sen edepli olduğun için öyle gelmiş. Utandım işte. Yani niye öyle sinirlendim dedim. Hani mükemmel olmak zorunda değiliz ama. Yani, kendimizi de bozmayalım dedim. Ya bir de aslında ben şuna inanamıyorum. Yani işimizde, gücümüzde, özel hayatımızda, arkadaşlıklarımızda da öyle veya aile ilişkilerinde de. Yani ben insanların öfkesini anlayamıyorum. Hani bazen şahit olduğum öfke için diyorum ki benim bu kadar öfkelenmem için benim ailemi, anamı, babamı, böyle bütün soyumu falan öldürmeleri lazım. Hani ancak onun karşılığı olan bir öfke çok basit şeylerde ortaya çıkıyor. İşte bunu evdeki anlamlı dil. Bulamıyorum ben. Evdeki dil bence öyle. İnsanın bence kendini öyle soyutlaması çok zor oluyor, fark evet edecek. Ya bir de oraya ilk doğuyorsun ki başka bir şey görmemişsin. Başka bir sevgi dili görmemişsin. Başka bir ceza görmemişsin. Gerçekten dünyayı böyle sanıyoruz. Biz bunu farkına evet çok geç varıyoruz aslında. Tam olarak benim romanlarım da bunu anlatıyor. İşte doğduğun ev kaderindir diyorsun. Yani elbette ama öyledir. Ama şu var, hani dışarı çıktığında görüyorsun oradaki bütün anormalliği. Evet. Yani çünkü doğduğun anda, ben mesela geçenlerde bir haber vardı. Çok böyle kalbim kırıldı. Bir kahvehanenin önünde baba kızını dövüyor ve etraftaki insanlar gelip kızı kurtarıyorlar ve biraz babayı hırpalamaya başlıyorlar. Çocuk gitmiyor orada ya. Babasının yanında duruyor böyle. Hani onu iteliyor adamlar. Bilmiyor ki nereye gidecek. Nereye gidecek? Dövse de onun için, yani orası cehennem de olsa onun dünyası orası. Tabii ben hep onu derim yani, bildiğin, öyle kabul ediyoruz ya, bildiğimiz cehennem bilmediğimiz cennetten hep iyidir. Yani evet, öyle evet, görülür, evet, tercih edilir. Bildiğimiz cehennem diye. Ve ben 9-8'lik duyduğum anda oynatamazsınız beni, bir hayatım var benim. Halimi gördün mü? Görüp hatırımı sordun mu? Şey yazmışlar. Delirmekten korkuyorum. Böyle fotoğrafım var altta benim. Siz nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz acaba? Dileniyoruz biz. Mübarek sen ne yapayım? Ticaret mi yapıyorsun ben? Gündüz insan, gece müzik. Bir yandan da diyorum 37 yaşındayım bir yandan. Gökhan kaç sene daha böyle şaka yapabilirsin? Yani Allah arayıp hemen beni alsın demek istiyorum orada ya. Ağaç devredilmişim ben. Yani bir şey olmuyor. Eskiler var diyor. Evet, yeni albüm. Evet. Ay bir konu gelmiyor yeni albüm. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. İsmi ne albümün? Büyüklere ninniler. Aa, konularımıza çok uygun güzel bir bu albüm. Konulara çok uygun bak. Şöyle ki aslında bence hani küçüklere ninniler söyleniyor da küçükler zaten uyuyor yani. Küçükleri uyutmak, onları endişesiz bir şekilde uykuya göndermek çok kolay. Biz uyuyamadığımızda duvarlara bakıyoruz, kahveler içiyoruz, biraz daha kendimizi eziyet ediyoruz, kafa dolu, bir türlü susmuyor falan. Dolayısıyla bence yetişkin dertlerini anlatan ninniler de olmalı. Ve ben de gerçekten böyle bu büyük çocuklara ninni yazmaya çalıştım. Gerçekten bazen işte sevgilisine layık olmadığını hissettiği için kendini değiştirmeye çalışan bir kadını anlatıyorum. Bir yandan işte birini çizelim ama işte işi de olsun, gücü de olsun. Ama yani sende olan eksiklikler de aslında onun içinde. Hep beraber o resmin içinde var olabiliriz diyen minik bir böyle tatlı bir ninni. Kendi olmaya çalışan insanlarla alakalı. O kadar böyle herhangi bir benim yaşımdaki yaşanan ya da benim yaşadığım herhangi bir problemin üstüne sanki böyle bana biri hani omzuma dokunup her şey yolunda, merak etme, aslında o kadar büyük dertler değil bunlar, her şey yoluna girecek denmesine ihtiyacım var benim. Ben bu sevgiyi ve şefkati istiyorum. Bence herkes çok seviyor. Ve büyüklerde bunlar eksik. Bizim yaşımızdaki gençlerin eksiklikleri bunlar. Birileri onu ne olursa olsun hani her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok, her şey yoluna girecek demiyor. Giderek yalnızlaşıyorlar tam bu yaşlarda bence. Teşekkür ederim. Bak, yani her şey yoluna girecek. Şöyle bak, her şey yoluna girecek. Çok tatlısınız. İnanamıyorum bunu yaptığınızı. Hiç beklemiyordum. Her şey yoluna girecek. Çok teşekkürler ya. Evet, her şey yoluna girsin. Girecek annem. Ay ağlayacağım, şunu yapmayın. Hayat zor ya. Hayat zor değil.
Ben, benim yaşımda birinin hayat zor deyince böyle şey yapasınız gelmiyor. Ay ne diyorsun? Hayır. Hayat zor. Cehennemdi benim için o yaşlarda hayat. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Çok zor. Cehennemdi. Çünkü kendinden de böyle şey yapıyorsun ya. Ay kendime tahammül edemiyorum. Ben şimdi şurada bakınız ya şey yapıyorum. Şu tipe, şu söylediklerine bir bak falan deyip böyle. Eminim ben kendimi böyle izleyeceğime. Çoğu insan kendiyle çok zor barışıyor zaten. Yani albümün amacı bu. Kendimle barışacağım falan. Ya senin falandı. 28 yaşın, benim 50 yaşım falandı. Bak o kadar. Hayır ya kadar kesinlikle geç. Değil. Çok ne isterdim, ne isterdim biliyor musunuz? Siz 28 yaşınızda ya öyle miydiniz bilmiyorum ama hani dediniz ya hata payı olmalı. Biraz evet, amatör evet. olmalı. Evet, biraz evet. hani ben öyle olmak isterdim ya. Acemilik 28... büyük bir lüks bence. Ay, ben de onu kullanamadım. Mesela ona çok üzüldüm. Bize hiç böyle bir şey verilmedi biliyor musun? Oyun alanı. Evet. Biz yani şu an şey ben yemin ederim bakın belki benim arkadaş çevrem depresyondadır. Bu da olabilir ama konuştuğum, ettiğim mesela işte TikTok'ta geziyorum. Benden de küçüklerin hı-hı. TikTok'larını izliyorum. Gerçekten bir mutsuzluk hakim. Bir ama bir şey söyleyebilir miyim izninizle? Yani aslında böyle zamanın ruhuna ben çok inanırım. Yani pek çok açıdan bir kere çok şanslısınız. Bir de modern insanın dertleri diye bir şey var. Mesela modern insan çok hassas. Buna katılıyorum. Buna katılıyorum. Eskiden 8 çocuk yapıyor, 5'i ölüyor. O kadının travması olmuyor sanki, mesela. Sanki evet. Sanki yas süreci yok o kadının. Evet. Yas tutmak bize ait bir şeymiş ama şöyle, gibi. Biraz lüks bu depresyon. Yani aslında buna şöyle o zaman buna imkan yok. Yani 5 çocuğun için yas tutarsan kalan 3 çocuğu büyütemezsin. Oranı bu. Hmm. Ya da işte savaşa gidiliyor, ölünüyor bir sürü bir şey. Şu anda insan yaşamı daha değerli. Bizim de aslında böyle bu kadar... travmalarımız, annem beni sevmedi, babam kapıyı çarptı. Ya aslında haklıyız hepsinde bu arada. Yani o yüzden çok hassasiyetle söylüyorum. Ama bir kısmı böyle modern insan hassasiyetleri. Çok haklısın konfordan burada. Ben de katılıyorum. Çok haklısın. Programın sonuna geldik bu arada. Abdülcem'in albümünü dinliyoruz efendim. Kesinlikle nasıl dinliyoruz. Geldik? 28 sonra onu böyle yolda gördüğümüzde gidiyoruz diyoruz ki her şey güzel olacak. Her şey geçecek. Bak çok iyi olacak hayır, diyoruz. Ben albümle onlara yapacağım biz gibi düşünüyorum. Ama sen almak istediğin şeyi evet. veriyorsun onu gördüm. Ben, çok, bizim evet, seyircimiz çok yapar. Bizim seyircimiz candır. Gördüğümüz yerde sarılıyoruz. Demet'i gördüğümüz yerde öpüyoruz. Metro da orada burada. Ve içimde yanan nehiri alıp okuyoruz efendim. Ve ben de sizi alıyorum oraya götürüyorum. Toprak hadi. Nereden? Toprak benim evimdeki bitkiden. Evin nerede? Evim Göztepe. Tamam Göztepe. Benim toprağım. Seninki çok özel. Mardin Mor Gabriel Manastırı'ndan bir dilek dileyip almıştım. Utan. Buraya nasip bak, olacak. Bak. Buyurunuz efendim. Ya ben bunu atma. Yok her niye toprak çok evimde? Değerli. Buyurunuz. Göztepe'nin toprağı iyidir derdim. Bu tarafı alayım mı şöyle? Bu şöyle mi efendim? Evet buyurunuz. Valla Mardin'e buradan bak, selam olsun. Benim toprağımın rengi bak, de farklı. Renk bak. Oy, dileklerimiz kabul olsun Demetciğim. Senin için kitabın çok okunsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım. Albüm çok dinlensin. Ses bundan çok güzel bu arada. Kendini hiç yalnız hissetmediğin. Aynı evet, duyguların çok içindendir. Efendim. Çok tatlısın. Bir de şey var ya sende bence. Hiç bu döneme değil bir yabancılaşma. Neyse sen kapat da biz konuşuruz. Evet biz biraz dertleşeceğiz. Siz bu arada Agnes Oder.